Merhaba. Bu görmüş olduğunuz overlock ayağı fiyatı bayağı uygun. Overlock makine alabiliyorsanız çok pahalı. Bunu kullanarak da overlock gibi olmasa da en azından temiz bir dikiş elde edebiliyoruz. Şimdi bunun kullanımına geçelim. Makinenin kendi ayaklarını çıkarıyorsunuz arkadaşlar. Sonra şu kısım, bunu içine alacak şekilde şöyle. Evet. Yerleştiriyoruz. Yandan vidamızı sıkıyoruz. Burada zikzak ayarımız, bu geniş kısımda görmüş olduğunuz gibi şu. Şimdi bunda önemli olan, dikkat edilmesi gereken noktalar var. Öncelikle kesmesini istediğimiz, mesela şimdi ben buraya bir zikzak overlock geçeceğim. Buradan mesela ben şu kadar kessem bana yeterli olur. Şöyle. Şimdi öncelikle bu kestiğimiz kısmı normalde ne yapıyoruz? Dikiş dikerken direkt alta yerleştiriyoruz. Ama bunda bakın görüyorsunuz zaten burada bir çıkıntı var. Kumaşın kendisini oraya koyuyoruz. Ve kesmesini istediğimiz kısmı da şu makinenin kesme aparatı. Bu kesilen yerin yanına koyuyoruz. Eğer bunu kesmezseniz, parçayı kesmeden direkt kumaşı koyarsanız bu makine kesme işlemini görmez. O yüzden muhakkak bir parça kesip buradan geçirmeniz gerekiyor. Şimdi keselim, dikelim beraber. Bakın görüyor musunuz? Hem kesiyor. Burada yamuklukları da en azından bu sayede götürebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi biraz daha dikeyim, göstereceğim size nasıl olduğunu. Görmüş olduğunuz gibi tertemiz.